Geçtiğimiz hafta önemli konular belirlendi. Asgari ücrete zam yapıldı. Bununla ilgili hala tartışmalar devam ediyor. Evet. Çeşitli kesimlerden, bakandan gelen açıklamalar var. Sendikalardan gelen açıklamalar var. Dilersen bununla başlayalım. Evet. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı ve olağanüstü durumlar olmazsa yıl sonuna kadar bizi götürecek bir asgari ücret belirledik ifadesini kullandı. Öncelikle olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz. Geçen sene Temmuz ayında müdahale ettiğimiz gibi diyerek de Temmuz ayına atıfta bulundu ve ihtiyaç olursa da zam yapılabilir dedi. Şimdi 8.506 liralık bir net asgari ücretten bahsediyoruz burada. Sence yeterli olacak mı bu yılın sonuna kadar en düşük enflasyon senaryosuna göre bile baktığımızda? Yani şöyle düşünmek lazım. Bu yine yılı her zamanki gibi ben bu yılı ikiye bölüyorum. Seçim öncesi, seçim sonrası diye. Dolayısıyla seçim öncesi için evet yeterli olacaktır. Seçim sonrası için o günkü şeye koşullara bakmamız gerekiyor. Yani seçim sonrasında oluşacak olan ekonomik koşullar. Çünkü biliyorsun ki işte şu an hani birçok vaatlerin verildiği, harcamaların yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Seçimin hemen ardından ise farklı aksiyonlar alabilir ekonomi yönetimi her kim olacaksa. Dolayısıyla seçim öncesi ve seçim sonrası diye değerlendirdiğimiz zaman evet seçime kadar yeterli olacaktır. Sonrası için tekrar değerlendirmek gerektirebilir. Enflasyonun seyrini de biliyorsun ki biz sadece kendi kendimize belirleyemiyoruz. Yani önemli ölçüde kuru tuttuğumuz zaman belirliyoruz ama dış etkenleri de düşündüğün zaman işte petrol fiyatını biz belirleyemiyoruz. Petrol fiyatları, evet. Dolayısıyla ya da herhangi bir savaş durumu. Tabii. Yani dolayısıyla hani bunun için kesin konuşmak mümkün değil. Ama Sayın Bakan'ın özellikle Habertürk'te yaptığı açıklamaları dinlediğimde ben yani katılıyorum kendisine de. Gerçekten hani büyük bir özveri gösterdiği açık, aşikar. Dolayısıyla yani bu rakam umarım yeterli olur demek isterim ama yani sence olur mu? Ben de onu şunu söylemek istiyorum. Bir kere yani bugün itibariyle nokta bugün koyduk diyelim. Enflasyonun yani yakınında bir artış gibi görünse de tabii ki aslında bu gelir grubu açısından yeterli değil. Ya bunu kabul edelim. Yani bu kimi kesimlere göre yüksek gelebilir. Bugün 455 dolarlık bir asgari ücret işte çok yüksek gelebilir bazı işveren kesimine göre. Ama ilerleyen aylarda kurdaki artışı da göz aldı ettiğimizde aslında bu alım gücünü koruyamayacak muhtemelen bu para. Dolayısıyla rakamsal olarak belki son 20 yılın belki de son 30 yılın en yüksek rakamı gibi görünebilir. Ama unutmayalım ki son 20 yılında en yüksek asgari ücretli çalışan grubuna sahibiz. Yani bakanın da sıkça telaffuz ettiği gibi çalışanların %37'si asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Böyle bir oran da rekor. Dolayısıyla toplumda hiçbir zaman bu kadar geniş bir kesim ilgilenmemişti. Evet, ilgilenmemişti ve bu gelirle yaşamaya çalışmamıştı. O nedenle bu konuda eleştirile getirilebilir. Diğer taraftan da yani ben yine dediğim gibi hani eğer seçim sonrasında işte gelecek olan hükümet bunu değerlendirecek de düşünüyorum ben eğer bir kayıp olursa ciddi şekilde.